Kankalar sanıyor Ezhel hayli meşhur. Ey go al go al go al go al go al go al. Zannedersin Allianz Mutlu Müzik'ten herkese merhaba. Bugün Kadıköy'deyiz. Son zamanlarda alo 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 diye bir şarkıyı çok kez duydunuz. Herkesin dilinde bir şarkı. Ben de arkadaşı aradım ve müsaitsen görüşelim mi Cano dedim. Alo 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 alo. Ve görüşüyoruz. Ezhel. Selamlar. Şimdi bugün çok güzel bir şey yapacağız. Ezhel'in yapmayı en sevdiği şey İstanbul'da bilardo oynamak. Bilardo oynayacağız, sonra gideceğiz, çay bahçesinde çay içeceğiz, konuşacağız. Ezhel, ne zaman başladı sende bu bilardo mevzusu? Sürekli storylerinde görüyorum. Ya aslında küçükken oynuyordum böyle de Ankara'da. Yani burada daha bir şey oldu. Herhalde mekandan, işte konumdan falan. Bir süre yapayım dedim böyle. Baktım rahatlatıyor. Tüm böyle sıkıntı gidiyor yani buradayken. Tam benlik o yüzden yani. Seviyorum bu kafayı. Eldivenin falan da var. Sen ciddisin bayağı bu işte galiba. Yani eğleniyorum aslında. O kadar ciddi değilim ama. Hatırlatırım. Sinan Güler'le video çekmiştik. Hiçbir şey girmemişti. İnşallah bu da öyle olmaz. Sinan Güler'le basket 9 aylık oynadık. Hadi ya. Evet, hiçbir şey atamadım ya. Ya. 2 gündür oynamıyorum ben de, paslanmışım. Atamayıp bir yerden sonra bozdum yeminimi diyenler var ya benim. Şimdi başlıyorum hocam. Şimdi başlıyorum hocam. Ah be. Var bir havada bir şanssızlık. Var bir şeyler oluyor. İçeriden dönüyor ikidir. Kökler Filizleniyor Ezhel. Güzel, çok profesyonel bir vuruş. Vay, seriye bağlıyor. Bravo. Oh be abi. Güzel. İsmin niye Ezhel'den Ezhel'e döndürdün? Bana kaotik gelmeye başladı artık bir yerden sonra. Karmaşık geliyordu. Yani ne bileyim, tek bir isim olsun. Hani her zaman daha pratik olurmuş gibi geldi. Ben ilk şeyde inanamamıştım ya. Bir tane hip hop etkinliğinde sahnede sen vardın, gündüzdü. Maslak Unique'deydi mevzu, hip hop. Evet. Hip hop mevzusuna. Evet. Sahneye çıkmıştın. Bizim tabii biz eski böyle metalcilikten falan alışkanlık, festivallerde erken çıkanlar yanında boşa çalar. Evet. Çünkü açık alanda yapılır. Taş toprak zaten. Millet köşelere, gölgelere gider. Dolayısıyla şeydir. Hani evet, alt grup hep böyle saat 2'de 3'te çıkıyorsa güneşin altında 5 kişiye çalar, 4 kişiye çalar. Oradaki kitle resmen ezbere biliyordu senin şarkıyı. Evet. Ve senin ne albüm var, Müptezhel falan zaten yok o zaman. 2 sene öncesinden bahsediyorum. Evet. İnanamamıştım yani o sizin hip hop tayfasının şeyine, inancına bayağı saygı duyuyorum. Evet, öyle bir şey var gerçekten ya. Yani aslında bizim kitle seviyor, hani müziği, müzisyeni de seviyor. Takip de ediyor, albüm de alıyor aslında. Diğer hani Türkiye'deki alternatif diğer müziklere göre o konuda biraz daha şanslıyız diyebilirim. Bir zaman hardcore olup bir yerden sonra tarla değişince 90 BPM'inde var ya beyaz yakası. Evet. Yani evet. Öyle bir kafa da var. Çünkü bizim de bir sürü zamanında Taksim ortamındaki ne kadar birçok metalci arkadaşımız şu anda beyaz yakalı. İşte hani hala dinliyor ama böyle bir burukluk da var içinde. Hedefi o değilmiş yani. Hayat tarzı aslında o olmamalıymış gibi bir durum var. Hip hop'ta da mutlaka vardır. Var canım. Evet ama işte bizde var ya böyle beyaz yakalı olsa da işte beyaz yakanın altındaki ayakkabısı işte şey olan pantolonu bol olan bir şekilde götürmeye devam eden insanlar var yani. Evet be. Neyse 2 tane attım, kafam rahat yani. Ah be. Derken bal da işe yaramadı. İşte bu. Ah be. Çok güzel bir atış. Öf, sanat gibi oldu. Son topu zaman şuraya atıyorum. Hadi bakalım, yapıştır. Ha, girmez o oraya. Hadi bakalım. Ah be. Vay, tebrik ederim. Çılgınca kapışıyorlardı. Ama burada. Aa, çok güzel bıraktım ama ya. Vallahi biraz. Bitir diye bıraktım. Biraz yani. Güzel oldu. Ya. Üzdün. Ya. Üzdüm. Bunlar hep daha şey olsun diye, heyecanlı olsun diye maç. Bilerek çıkardım. Yersen. Ya. O yüzden masada muhabbet ettirmiyorlar değil mi? Dur bakayım nasıl olacak o. Tamamdır abi. İyi savaştık. Yine de beklediğim kadar kötü değilmişim ha. Yani hakikaten evet, çok uzun zamandır oynamıyorum. O kadar kötü değilmiş. Gayet ama... iyiydi. İyi, ben de açılmış oldum ya. Ben bir daha gelirim burada. Biraz daha oynarım. O zaman çay. O zaman çay. Ne bir K'daydım ben başkentten Ezhel. Bum. Trap nedir? Nedir yani? Trap'i trap yapan şey nedir? Bir şarkı ne olunca trap oluyor? Aslında hip hop 70'lerin sonunda işte ya da 80'lerin başında doğan hip hop olarak ele alırsa. Daha çok işte funk beatler üzerinden yürüdü. Cazdan beslendi. Sonra 90'ların işte o doğu, işte Amerika'nın doğusuna has bir tarz gelişti. O esnada Batı'da da kendine has bir tarz gelişiyordu. Bunun yanı sıra Güney'de gene 90'lı yıllar içerisinde kasetler, plaklar daha yavaş çalınıp öyle bir hava vardı orada. Biraz da down tempo bir müzik olarak çıkmış bir tür aslında. Ama trap'i trap yapan aslında 2010'lar diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinin hip hop tarzıydı. Biraz daha 2010'ların başından itibaren kendine has bir kültür elde etmeye başladı. Daha çok işte Amerika'nın Atlanta tarafından falan gelen bir şey. Trap aslında şuna deniyor. Argo'daki karşılığı şu aslında ev, yani işleri döndürdüğün yer. Trap, tuzak. Buraya girdiğimin çıkamazsın. Böyle bir ev vardır. Trap house diye bir kavram var işte. Kendi içinde kültürel bir kavram. Bu da onun müziği yani. Biz de öyleydik. Bir tane evimiz vardı. 5-6 kişi yaşıyorduk içerisinde. İşte hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hiçbirimizin bir adam akıllı geliri yok. 3-5 kazandığımızı ortaya koyup bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Bu da bir trap şekli yani. Bu da o tuzağı, bizim tuzağımız için çıkamadığımız içinden durumu oydu. Ben seni ilk tanıdığımda hani hakikaten ne güzel reggae gidiyor falan diye. Sonra bir şey yani çok iyi böyle reggae ile rap'i karıştıran bir tarzın vardı. Albümde beklemiyordum yani böyle bir şey aslında çok fazla. Mesela o da okey. Ama işte şimdi mesela ne oldu? Koptum mu reggae'den? Bundan sonra tekrar döneceğim mi? Ne yapacağım? Kesinlikle. Zaten yaptım şu ana kadar. İşin en garip kısmı bence aslında rap'in atasının direkt reggae olması. Sonuçta hip hop'u bulan adam DJ Kool Herc. Bu adam Jamaika'dan göçüyor ve o kültürü getiriyor. Dancehall kültürü, işte plak çalma. Kool Herc ilk partiyi veren adam yani. Onun dışında rap dediğin kavram da Jamaikalı DJ'lerin toasting denen muhabbeti var. Buradan çıkan bir şey. Onlar belki biraz daha mani gibi söylüyordu ama sonuçta rap'in atası bu yani. Rap bu şeyin artık ritmin üstüne ve daha kompleks olmuş haliydi biraz. O yüzden aslında ben zaten birbirinden ayıramıyorum ikisini. Ama yaptım yani albümden sonra da şarkılar yaptım. Reggae oldular yani. Ha şimdi Müptezhel Mayıs'ta çıktı değil mi? 25 Mayıs evet. 20 Mayıs'ta Haziran çıktı. Haziran bile diyebiliriz. Biter bitmez yeni bir şeyler mi yaptın bu durumda? Yani biz ne zaman daha tabii göreceğiz? Yeni albüm mesela şimdi tabii plak şirketinin olmamasının da bir şey avantajı belki de biraz kesinlikle. Bilmiyorum. Hani daha özgürsün kafana göre. Şimdi Cart diye yeni bir albüm mü çıkartacaksın? Cart diye yeni bir albüm değil aslında. Müptezel'in de biraz... Bir ekmeği biraz döner gittiği... yani tabii. Doğru. Gittiği yere kadar gitsin istiyorum yani. Açıkçası. Peki şimdi biraz da şey durum var. Şimdi biraz da hani geçmişine de baktım. Mesela TED Koleji'de biraz okumuşsun. Evet. Sonra yarıda bırakıyorsun galiba. Evet. Liseyi değil mi? Evet. Liseyi ama... hiç oraya geçmedim. Orada ben bursluydum. Okuma yazmayı okuldan önce öğrendim. Orada böyle bir dediler ha bu çocuktan olur hesabı. Oldu mu? Hayır. Burs verdiler. Öyle olunca direkt birinci sınıftan normalde pek olan bir şey değil. Ondan sonra ama ben işi serseriyeliğe vurdum. Bursum düştü. Zamanla işte okudukça. Ondan sonra tekrar devlet okuluna gittim. Ondan sonra lise 1'de bıraktım. Ama şimdi şöyle bir şey var yani. Şimdi ne mesela TED'i görüyorsun. Evet. Başka bir hayat. Bir yandan Ankara'nın şarkılarından yola çıkarak söylüyorum bir yani bir öngörü gibi. Bir yandan da işte hani varoştan da bahsediyorsun. Evet. Çünkü Cebeci bebesiydim. Oraya giderken de Cebeci şimdi bebesiydim. Ben bilmiyorum bunları. Cebeci mesela Cebeci'de şimdi Dikmen'de oturuyorsun. Evet. Bunların hangisi nasıl yerlerdir? Nasıl bir yerde büyüdün? Çocukluğum Cebeci'de geçti. Cebeci, Demirlibahçe, Çamlık. Varoş oralarda. Dediğin yerler nereler? Şarkılarında bahsettiğin... Daha çok işte ya benim büyüdüğüm kısımda Çamlık'ta bizim yaşadığımız apartman Ankara'nın ilk kentsel dönüşüm projeleri diyebiliriz yani. 60'larda gecekondulardan dönüşen ilk o desenli apartmanlar var orada. Yine de işte Gecekondu Mahallesi'nin yanı yani hemen dip dibe iç içe büyüdüm. Sonuçta yani beraberdik. Bizim sokağımızda herkes aynı yerde yaşadı. Maddi olarak öyle çok bir şeyimiz yoktu yani. Annem memurdu, anneannem yardım ediyordu, teyzem yardım ediyordu. Aslında onların beni de yani bu okula götürürken tek istekleri yani iyi bir eğitim görsün, bir şey potansiyelini gerçekleştirsin anlamında ama sonra orada da yani ben kendi sosyal yaşamımda uçları görmeye başladım. Çünkü aslında ben nerede olduğunu fark ettim. Orada insanların ne olduğunu olabileceğini fark ettim ya da bir şey. Arasıyım aslında yani. Direkt Gecekondu'nun içinden çıkmış biri de değilim yani. İstanbul'da şarkı yazdın mı? Pendik dolmuşunda yazdım böyle o an giderken. Ya olabilir nasıl, aslında. Nasıl bir şarkı? Böyle aşk şarkısı gibi biraz. Pendik'te. Pendik dolmuşunda aşk şarkısı yazdım. Saçmaymış. Ben hep biliyorum yani de hiç öyle bir aklıma bir şey gelmedi. Ya öyle ben de şöyle değişik bir şey var mesela İstanbul'a şarkı yapanlar İstanbul'u hep överler mesela işte gibi. İstanbul şöylesin, İstanbul böylesin. Ben Ankara'yı çok sevmeme rağmen kötüleyebilirim mesela yani söylemek istiyorum. İstanbul'u da İstanbul'u kötüleyen şarkılar vardır herhalde. Kötüleyen yani. Gibi değil de. Anladım ben kötü tarafını gösteriyor. Kötü tarafıyla değil de mesela bizim için Ankara'da onu dikeniyle sevdiğimiz bir gül gibi mesela. Ama burada o gülün kırmızısını seviyorlar daha çok ve ona yazıyorlar şarkıyı. Değişik, gibi. Değişik bakış açısı olabilir. Aynen. O yüzden burada o anlamda, o manada yani bu şehrin bana hissettirdikleriyle ilgili bu şehre ait bir şey yemez yani. Kendimi kandırmış olurum. Bu arada hakikaten çok fazla konser veriyorsun. İlgi ufaklı. Evet. Atıyorum şimdi ufacık yerlerde de konser veriyorsun. En son işte Hip Hop Is Back'te de gördük. Şimdi mesela Saloni KSB'de konserim var. Yani değişik bir skala ve çoğu sanatçının ya da yani senin gibi yeni isimlerin, sen yeni değilsin onu biliyorum ama hani albüm yeni çıktı ve ana akımda da tanınmaya başladın ya artık iyice. Hani farklı yerlerde çok fazla konser veriyorsun yani bunu neye bağlıyorsun? İnsanların bir beklentisi vardı aslında Türkçe rap'e dair ya da işte hani böyle bir boşlukta bunun bir karşılığını aldılar. Bunu dinlemek istiyorlar ya da işte bunu görmek istiyorlar gibi. O yüzden hani farklı kitlelere ulaşıp farklı yerlerde yapabildiğimi düşünüyorum bu yüzden. Bir de zaten bar müzisyenliğinden geliyorum aslında. Barlarda da çaldım yıllarca işte afra tafrayla. Küçük yer, büyük yer, ne bileyim ODTÜ Stadyumu işte ya da işte Ankara'daki Alerta Bar atıyorum yani. Farklı demek ki insanları bir şekilde duymak istedikleri bir hikaye anlatmış olabilirim. Bu yüzden böyle bir talep olabilir işte konserler açısından. Türkçe rap'te uzun süredir biraz daha düzdü muhabbet. Ne rap, gibi? Yani işte rap üstüne papa işte okuyayım. Ben daha biraz bu işe şarkı yapma açısından baktım. Yani öyle yaklaştığım için hani bir kendine has bir bütünlüğü olsun. Şarkı yani yaptığım rap sadece o an anlattığımla kalmasın. Kendine has bir üslubu yani bir parantez açayım şarkıya girerken. Bitirirken de kapatayım gibi yani bunun bir kendine has bir kalıbı olsun diye düşündüğüm için de böyle bir etkisi olmuş olabilir ya da işte insanlar onu buluyor olabilir. Albümün tamamında ototune yok. Evet. Bazı yerlerde giriyor, enstrüman gibi kullanmışsın ototune'u. Evet. Direkt karşımıza ilk çıkan şehrimin tadında tabii direkt ototune'la girdiği için ben böyle bir ilk bir irkilmiştim. Ya bu abi bütün albüm böyle mi acaba diye. Ama öyle değil. Tüm şehir bir pavyon ve bizim paramız yok. Şükür ki karnımız tok, şansımız çok olur, elimiz floş. Sadece dirsekten aşağımız bronz, kışımız sok olur, kırımız boz. Kızımız hoş olur, hızlıdır çok, denizi var ama kıyısı yok. Ototune'u keşfetmen nasıl oldu? Bu albümün girişi, çıkışı nasıl karar verdiniz buna? Boogie ile yapıyorsunuz, Buğra değil mi? Şöyle ben aslında 2007-2008'de ototune denemeye başlamıştım çocuk diyebileceğim yaşta. O zamanlar da tekrar aslında bir trendi vardı. İlk kimden duydun? T-Pain vardı işte. Hı -hı. O zaman onlar daha çok kullanıyordu. Yine de arada kullananlar oluyordu. Aslında ilk ototune'lu şarkı yapan ilginçtir ki Şer mesela. Ben o sıralar deniyordum. O zamanlar böyle tam saçma sapan ergenlik şarkılarım var işte ototune kullandığım. Orada ama zaten böyle bir hoşuma gitmişti, bir tadı kalmıştı. Ondan sonraki sürecimde işte rapte geliştirirken daha ben de işte hip hop böyle old school şeye kastım. Ama biraz benim ototune'a bakış açım bir gitar pedalı gibi, bir distortion pedalı gibi. Yani hani sert bir rock yapabilmeniz için distortion'a ihtiyacınız vardır. Hani bunu gitarın clean tonuyla aynı etkiyi veremezsiniz. Trap'in de kendi içindeki elektronik altyapıları o durumuna ben ototune'un bu da aynı şekilde eşleştiğini düşünüyorum. Yani o altyapının ihtiyacı olan hissiyata verebilmesi için kullanılmış bir şey gibi. Bir oyuncak da gibi düşünüyorum. Yani bunu karşılamak için de mesela akustik versiyonlarını da yapıyorum şarkıların. Hani hani insanlar düşünebilir, ototune'suz olsa nasıl olur ya da bu gene oluyor. Dediğim gibi bu benim için bir pedal, bir gitar pedalı işlevi görüyor. Bu sesim için, vokalim için olan bir şey. Her yeni gün bir sınav ve değiş ama aç bir şekilde ayakta. Her yere bak, bir ekran, bir reklam, bir okul, bir şekilde dayatma. Bir milyar yıldızın arasında bir toz parçası değilsek bile bir olamadık ya daha birbiri ardına birbirimizi... Peki senin bir de bütün aile müzisyen bir yandan, klarnet evet, falan da çalıyormuşsun. Evet, evet. Kaç enstrüman çalıyorsun? Senin müziğine nasıl yansıyor bu iş? Virtüözüyüm diyebileceğim bir enstrüman yok. Hani çok iyi yapıyorum diyebileceğim tek şey rap aslında. Hani daha özgürce hani kendimi hani istediğim tuşa basabiliyorum ya da sınırlarını zorlayabilirim dediğim şey rap. Enstrüman olarak belki en çok gitara hakim olabilirim. Onun da bana artısı ne bileyim armoni bilmek, işte bir şeyler daha katabilmek müziğime rap dışında. Beste yapmamı sağlıyor. Bir altyapıya, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan. Ya elektrik kesildiğinde bile bir şekilde müzik yapabilmemi sağladığı için aslında biraz da seviyorum. Şimdi mesela sen işte Ay Sezer olarak çıktın. Ay Sezer benim en azından karşıma. Sonra işte Ezhel oldun. Bu albümü çıkarttın. Ve benim seni, sen bu albümü çıkarttıktan sonra ilk izlediğim konser Kökler Filizleniyor konseri. Senin yani aslında Ay Sezer... Nasıl? Adadaki mi? Evet evet. Adadaki yanına geldiğim, muhabbet ettiğimiz gün işte. Orada mesela Satlısın alt grubu olarak çıktınız. Evet. Yani normalde baktığın zaman bir plak şirketinde falan olsan sana o grupta sahneye çıkmana pek izin vermezler. Çünkü zaten yeni albüm çıkartmışsın Ezhel olarak, öyle sahneye çıkmanı isterler. Fakat biraz da böyle hani kuralları esneten bir yapın var. Çok hızlı yükseldin ama duruşun falan da hiç öyle hızlı yükselen birisiymiş gibi değil. Yani hava bazında söylüyorum bunu. Yani buradaki özgürlük şeyinden nasıl besleniyorsun? Ezhel projesi kendi projem. Yıllardır yani hani çocukluğumdan beri çünkü hayalim buydu. Kökler Filizleniyor ise müzik yapmayı seven insanlarız biz. Ankara'da birbirini bulmuş ve sadece keyfi müzik olan, beklentisi de o an sahnede güzel vakit geçirmek olan insanlarız. Bu yüzden mesela ben çok büyük bir nimet olarak görüyorum Kökler Filizleniyor'u. Müzik bir endüstriyse ve ben bunun işine gireceksem böyle şey gibi değil. Yani ben bir şarkı yapayım, bu işte olsun, bu tutsun. Şarkı yaptığım zaman sanki bir çocuk doğuruyormuş gibi hissediyorum yani. Bunu öyle gördüğüm için bir şirketin, herhangi bir şirketin ama ona bakış açısı öyle olmayacak mesela. O demeyecek ki yani ha bu Ezhel'in çocuğu demeyecek mesela. Hani bu diyecek üründür ki canım ha bu bir ürün. Sen de ürünsün. Ha, evet. Sen de ürünsün. Bu noktada ayrılıyor zaten. O gerçekten öyle baktığım, benim içimden çıkan, benim bir parçam olduğu için o özgürlüğe zaten ihtiyaç duyuyorum. O olmazsa zaten o çıkmaz. Özgürce ben bir şey diyemeyeceksem zaten o talebi karşılayamam, bana karşı gelen. Patlamış, çıkış yakalamış, işte insanların ilgisi sana doğru yönelmiş olabilir ama bunun benim müzik yapamayacak hale getirmesi bana zaten zarar. O yüzden o şekilde kalmalı, o özgürlük kafasında kalmalı. Eyvallah. Türkçe'de en sevdiğin hip hopçılar kimler? Ha, bu herif benim hani en sevdiğim adamdır, bunun sayesinde şöyleyim falan diyebileceğim birisi var mı? Benim ruhuma dokunan tüm rapçileri seviyorum. Bu da zaten Türkçe rapinin en çok dinlenen %80'ini falan kapsıyor aslında. Nefret şarkısı mesela çok hoşuma gitti çünkü Nefret'in Anahtar albümünü mesela çok severdim yani. Fuchs'la Ceza'nın. Yani Türkçe rap bilincim zaten o albümlerle geldi işte. Nefret, İkinci Şok falan. Bunları dinleye dinleye geldi. Çok küçük yaştaydım. Gözlerim kan çanağı, içimdeki nefret. Ceza çarpı Fuchs gibiyim. Nefret ettiğim adama dönüştüm. Nereden baksan puş biriyim, deli nefret. Alır benle benliğimi. Türkçe rapi, yani ben ilk İngilizce dinlemiştim rapi. İlk Türkçe rap dinlediğimde, ilk dinlediğim D12, Purple Pills şarkısı. Çok iyi şarkı. 15 yaşındaydım. Purple Hills tabii o, evet. Tabii Purple Pills ama Hills, televizyonda yayınlansın diye Hills oluyor. Sonra Türkçe rap duyduğumda onun aslında Türkçe bir şey olduğunu anladım ama rap olduğunu anlamamıştım mesela. Yani o tarz bilinçleri benim kafama sokan şey Nefret'in albümleri, işte Yeraltı Operasyon albümleri, Silah Su Kuvvet albümleri. Zaten bu kolektif bir şey, geçmişten gelen gelenek gibi yani, nasıl işte bakır ustası olmak gibi yani, böyle geçmişten gelmiş, sana kalmış, sen de yürütürsen yürütüyorsun gibi bir kafası var aslında hep. Yani isim saymaya kalksam çok uzun sürer. Tek tek, çünkü çok fazla, o kadar her şeyin bir... Benim rapim mesela bir heykelse, bir heykeltıraşın dokunuşu küçük küçük o yani. Kocaman bir işte heykeli mükemmel haline getirmek bir sürü küçük vuruştan ibaret ya. Türkçe rapin de aslında bana kattığı ve sevdiğim isimler aslında böyle yani. Rapin, bütün raplerin yansıması. Senin gecelerde hem Orhan Gencebay'dan bir alıntı yapıyorsun. Çok güzel şarkı. Hem de Tupac'tan yapıyorsun. Evet. Aslında tam da hani... İşin ilginç kısmını söyleyeyim. Orhan Gencebay'ın şarkısı "Geceler gündüzden daha acımasız" bir şarkısı var. Evet. O aslında Fuat'la Yener'in düeti. Benim de aslında Orhan Gencebay'ın o şarkısının ona da bile bir gönderme aslında. Ya da işte o Tupac şeyi. Geceler daha acımasız gündüzden daha Gencebay. Geceliğin hem der hem iş hem eğlence var. Uykularım karma karışık, uyanırım uykularımda. Uyuyamam artık ki geceleri gece yapam uyukanımca. Takılırım şehrimi kuytularımda. Hip hop dışında başka neler dinliyorsun? Hip hop, reggae ya da trap dışında? Hip hop dışında en çok Türk halk müziği dinliyorum sanırım. Biraz işte İç Anadolu'dan, biraz ailemin de işte halk müziğiyle ilgileniyor olmasından. İşte ben Türkçe rap yapıyorum. Aslında ne bileyim Abdal dediğimiz, Ozan dediğimiz insanlar bizden çok çok daha önce bu söz ustalığını hip hop denen müzik ortaya çıkmadan aynı hislerle yapmışlar. Ben böyle düşünüyorum. Reggae tabii ki rap dışında en çok işte dinlediğim müziklerden biri. Kafa dinlemek istediğim zaman. Sonra nasıl diyeyim? Latin Amerika müzikleri severim. Veya işte Uzak Doğu Asya halk müzikleri. Harbiden mi? Evet. Ha, süpermiş. Ve caz. Senin müziğindeki hakikaten en önemli faktörlerden biri biraz da Boogie. Kesinlikle. Buğra değil mi? Buğra, aynen. Buğra. Nasıl bir kimyanız var? Birlikte nasıl bir iş çıkartıyorsunuz? O mu seni yönlendiriyor bazı yerlerde? Sen mi onu yönlendiriyorsun? Şöyle biraz doğal gelişen bir süreç oluyor. Mesela stüdyoda otururken Buğra bir şey başlıyor. Aa, böyle diyorum ki çok gaz geliyor ya, bu bir şey yani geleceği belli oluyor. O sırada böyle yazmaya başlıyorum. Benim yaptığım bir altyapı oluyor daha çok başladığım. Bunda tıkandığım yerde mesela Boogie'ye danıştığım zaman o devamını getiriyor, açıyor. Ya da direkt birlikte mesela bakıyoruz, tek tek tuğlaları bir o koyuyor, bir ben koyuyorum, bir o koyuyor, ben. Böyle de beatlerimiz çıkıyor ortaya. Müzikal anlamda çok rahat hissediyorum mesela Buğra'yla çalışırken. Yeni dövme yaptırdın. Aynen. Ne zaman yaptırdın? 2 gün oldu. 2 gündür nasıl duruyor ya üstünde onu? Aynen. O bir şey... gün, bu akşam çıkaracağım şeyi, jilatin. Aynen, jilatin. Ankara'da olsak jilatinlerle. Ama Ankara deme bir yandan da Ankara. Jilatini çıkar da dövmeci avlasın diye. İyiymiş. Ankara ağzı hakikaten çok şeker gelmeye başladı senin albümden sonra. Bir de şey değil yani, hani böyle ne bileyim, çok zorlama geldiği yerler de oluyor yani, hakikaten o Ankara havası biraz şey olmaya başladı. Fazla bir kullanılmaya başladı. Evet, olabilir. Ya öyle bir izlenimi var bana burada. Ama olabilir. Senin albümde falan böyle yerli ufak ufak girince aynen, hoş oldu. Aynen, ben de hayat sürekli böyle konuşan biri değilim kardeş yani ama. Tamam et. Şimdi bazen birini görünce ya, mesela Ankaralı gelsin karşıma, ben de bir garip oluyorum yani, diyorum kardeşim sen ne yapıyorsun, nasılsın, iyisin, vay diyorum toprağa mı gelmişsin abi. Ama yani onun dışında ben de sinirlenince bazen kendi kendime konuşunca böyle deliriyorum, öyle bir şey geliyor. Ya da mesela başka birisi, bak tamam mı, herhangi birisi kendi aksanı, mesela anladın mı, Ankaralı olmasına gerek yok. herhangi birisi aksanlı, yani kendi yöresinin aksanı konuşuyorsa ben de o Ankaralı gibi konuşasım geliyor. Dayanamıyorum yani, birden o içinden çıkıyor yani. Süpermiş. İşte Türkiye'nin nerelerinde konser vermeye başladın İstanbul, Ankara dışında? Önemli bir kriter çünkü bu. Eyvallah. Aslında ben çok yeri gezdim yani, Mardin, Diyarbakır'dan işte tut ne bileyim, her yeri gezdim yani Türkiye'de aslında. Ama şu an daha çok işte biraz daha böyle Eylül, Ekim okulların açılması başlamasıyla beraber İzmir'e gideceğim. Muğla, Antalya, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Ankara. Önce işte büyük şeyleri. Sonra belki gene bir doğu işte olabilir. Mersin var. Hı hı. Gece son ses çalan Modixel gibiyim. Kral benim. Çünkü size köle olamam, hayır. Özgürlük ibadetim, kafadan var edip küçük hesaplar yapıp demem ona marketin. Yemin olsun üzerine annemin, ey. Yemin olsun üzerine annemin, duramam dese bile yeter artık, aferin dur. Ciğerimi titretir Baskent, o zaman bu Boogie RPG vur. Koala koala ekip koal yapar, her daim hazır mahallede crew. Para mara hangi salağın yaşam için olabilir bahanesi bu. Dönebilir kulağın yılan deliğine, otur cünce lafımızı tam yediğine. Hatunumu zannedersin Angelina, ama sevişirim gitarımın bam teliyle beni. Soyamadın git evinde mandalina soy, sanar beni koyabildim mal yerine. Hayır ben yattım salağa, kayıp emeklerim ola rapçilere sadaka. Ey, elimde otun kulağımda Şamil hey, bu yüzden de illegaliz hakim bey. Tutamıyorum bebeler sakin değil, bozkırın varoşlarında tatildeyiz. Gençlerliyim yani Ankara gücüm, toplanırsak edeceğiz arkana hücum. Kurt uyanıkken uyunmaz koçum, mevzuya uyanamadın mı daha? Bum! 3N1K'daydım ben, başkentten Ezhel'e. Teşekkürler. Ben Ezhel gibi akapella yapacak değildim. Motto müzikteydik. Ezhel 3N1K'nın yeni konuğu olduğu Müptezhel albümünü alın, dinleyin, sevin. Süper bir adammış. İyi ki tanıştık bro. Teşekkür ederim. Aynı şekilde istedim. Elbette. Görüşmek üzere. Alo. Alo, alo, alo. Şimdi şu an var değil mi doğal olarak? Var değil mi bu bizde şu anda?